bol sütlü, bol köpüklü mahbuba kahve günün her anında. Çikolata soslu cappuccino denediniz mi? Mahbuba cappuccino hazırlamak için sadece fincanınıza ve sıcak suya ihtiyacınız olacak. Pratik paketi sayesinde cappuccino ve özel çikolata sosuyla günün her anında cappuccinonuz hazır. Mahbuba cappuccino, günün her anında. Gerçek meyve tadıyla Mahbuba Cold Drink, günün her anında. Mahbuba Tea'nin büyülü aroması ve cezbedici kokusunu keşfedin. Mahbuba, muhabbetinizin demi bol olsun. İftar ve sahur sofranızın eşsiz lezzeti, Mahbuba çay, kahve ve limonata çeşitleri, bölgenin en büyük toptan ve perakende marketi, Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros, sahur vakti programını sunar. Aziz izleyicilerimiz, Kanal Urfa'ya Sahur Vakti programına hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, bugün birbirinden değerli 8 misafirimizle huzurlarınızdayız. Mehmet Kılıç hocamız karşıda bizi izliyor ama oğlu burada. İnşallah güzel bir program olacak. Bu programda Şanlıurfa Merkez Vaizimiz, kıymetli hocamız Mehmet Emin Akbaş hocamız stüdyomuzda. Ben sizler adına kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocamı zaten yakinen tanıyorsunuz, ekranlardan tanıyorsunuz. Yıllarca cezaevinde mahkum kardeşlerimize irşat vazifesinde bulundu. Buradan da kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Şu anda bizleri izleyen, cezaevinde bizleri izleyen. Son olarak Şanlıurfa Denetimi Serbestlik Merkezi'nde hocamız görevine devam ediyor. Hakikaten iftihar ettiğimiz bir hocamız, abimiz. Benim sınıf arkadaşım. İmam Hatip'ten. 89 mezunuyuz biz. Hakikaten yani böyle geriye gittiğimizde 35-40 yıl geriye gittiğimizde Mehmet Emin Akbaş ortaokulda neyse, lisede neyse bugün de aynı mütevaziliği, aynı vakarı, aynı beyefendiliği hakikaten kendisine devam ediyor. Ben huzurlarınızda evet sınıf arkadaşım ama ilminden dolayı abi diyorum kendisine. Kendisine minnettarlığımı ve eyvallah. Tekrar sizler adına hoş geldini iletiyorum. Hoş bulduk, eyvallah, sağ olun. Evet, babam bizi oradan izliyor. Efendim biz hafızlarımızı da yetiştiriyoruz bu arada biliyorsunuz. Her zaman Mehmet Kılıç hocamız ayakta kalmayacak ama az önce Hacılar parçasını sana jest yaptık yani geleceğini bildik. İnşallah başka geceler de dinleyeceğiz. İnşallah Mehmet Kılıç hocamızın akabinde Eyüp Ensar Kılıç hocamız şu anda kardeşimiz. Ona hocamız diyeceğiz. Şu anda Davutca Kiyatmer Lisesi, İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi. Dua ederim. Üniversite hazırlanan tüm kardeşlerimiz ve o da güzel bir okul kazanır. Nereye istiyorsun? Mikrofonu al. Ben İlahiyat Fakültesi'ni düşünüyorum. İnşallah. Birazdan o tatlı sesinden dinleyeceğiz. Babana ve ekran başında olan izleyicilerimize ne diyorsun? Muhatap öğrencilere neler söyleyeceksin? Bol bol çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sabır ve sebat ile bu zorlu süreçlere geçip bulduğumuz güzel hayallerini kurduğumuz günlere kavuşmak umuduyla inşallah. Allah razı olsun. Efendim Grup Servan'dan 4 tane kıymetli hocamız aramızda. Sinan Kılıç hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Mehmet Ali Bakay hocamız hoş geldiniz. Efendim Mustafa Dedecan kardeşimiz hoş geldiniz. Ve son olarak da Ahmet Çağlar hoş geldiniz. Sofalar getirdiniz. Efendim her programda olduğu gibi programda da programımızın sert ağacı Allah kelamıyla Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. Efendim bugün Furkan suresinden kıymetli hafız kardeşimiz, hafız Eyüp Ensar Kılıç kardeşimiz Furkan suresinden ayetler okuyacak. Bizler de dinleyeceğiz. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcâ ellezî ce'ale fissemâi burûcâ صدق الله العظيم.
الفاتحة. İki sual soracağım da müsaadeniz olursa. Nasıl hocam, beğendiniz mi? Maşallah. Kur'an yarışması. Maşallah hocam, çok güzel. Hocam kusura bakma, çıkarmayacağım bu gibi. İçici açılık noktası. Hiçbir baba evladını kıskanmazmış. Evet. Hani kardeşler veya işte hısım, akraba birbirini kıskanırmış ama evet. Evlat babanın emeği çok değil mi? Tabii ki. Yani babanın emeği olmasa burada olmazdı yani. Hocalarımız da var değil mi? Hocalarımız tabii. Biliyorsun birkaç gün sonra okul açılacak inşallah. Evet. Aynı zamanda babası hocasıdır da. Hem hocası ya. Hem babası. Ama önce hocası sonra babası. Tabii. Değil mi? Kur'an. Aynen. Davut Zeki Akpınar'daki sana emek veren başta hocama ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dillerine sağlık. Evet. Efendim biz şöyle mikrofonu size teslim edelim. Mehmet Akbaş hocamızla inşallah tatlı sohbetimiz başlayacak sevgili dostlar. Şimdi eskiden ihtiyaçlarımız 1'di, 2'ydi, 40'tı. Hatta 40 çok büyük bir rakamdı. Şimdi ihtiyaçlarımız 400, 4000, 4 milyon, hatta sonsuz. Peki sonsuz ihtiyaçlar karşısında Müslüman nasıl bir duruş sergilemeli? Bugün kanaat üzerine, bugün iktisat üzerine, bugün Ramazan üzerine sohbet edeceğiz. Sizlerden gelen soruları da hocama münasip zamanlarda inşallah iletmiş olacağız. Ama önce hocamızı bir tanıyalım. Daha sonra hocamızdan bu soruları alalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun Hayri Bey. İlk defa Kanalıkaya misafir oluyor. İlk defa gelirim, evet. İzleyicilerimiz sizi tanımak isterler. Aynen. İsmim Mehmet Emin Akbaş. Az önce belirttiğiniz gibi 89 İmam mezunuyum Urfa. 95 Mısır Elazığ Üniversitesi mezunuyum. Şu anda Denetim Serbestliği Müdürlüğü'nde rehberlik, manevi rehberlik bürosunda denetime çıkan mahkumlara maneviyatını daha güzelleştirmek, işte onları motive etmek, dini konularda eksiği olan tarafları varsa onları tamamlamak için onlara vaaz ve nasihat ediyoruz, onlara rehberlik ediyoruz orada. Aynı zamanda cuma günleri de müftülükte cuma vaazlarına çıkıyoruz. Müftülüğe bağlıyız. Camilerde cuma vaazına çıkıyoruz. Rabbim inşallah bu şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemi bir an önce bertaraf eder. Yine eski halimize döneriz. Bir zamanlar hani Mehmet Akif'e sormuşlar işte bu millet ne zaman kurtulur? Evet. İşte sabah namazında cuma namazı kadar karabalık olduğu zaman bu millet kurtulur demiş. Evet. İşte bir zamanlar camiler boştu hakikaten, yani ya da istediğimiz dolulukta değildi. Biraz daha bir rehavet vardı insanlarımızda. Ne zaman bu sıkıntı oluşunca bir baktık ki insanlar biraz daha camiye rağbetmeye başladı. Ya niye cami keşke açılsa da camiye gitsek, böyle hani işte bir musibet bin nasihatten evladır babından. Yani Rabbim inşallah bu sıkıntılı günlerde inşallah bir an önce ülkemizden ve bütün dünyadan bertaraf eder, def eder inşallah. Tabi bu da biraz bize bağlı, insanoğluna bağlı. Bu sadece şimdi çıkan bir virüs değil. Bu her dönemde çıkmış. Daha Peygamberimiz zamanında da veba vardı. Her dönemde var. Taun, her dönemde var. Şimdiki 20. asrın da vebası budur. Koronavirüstür. Dolayısıyla şimdi Müslümanların ve hatta insanlığın biraz daha kendine çekiz vermesi gereken ve bu manada düşünmesi gereken bir süreçteyiz şu anda. Ben öyle dün konuşurken arkadaşlarla şöyle bir aklıma geldi. Dedim, Cenab-ı Hak sanki şu anda dünyaya bir format attı. Yani bir zamanlar işte ozon tabakası delindi, işte şöyle oldu, küresel ısınma derken Yüce Rabbimiz şu anda dünya bir format attı. Herkes evinde oturunca biraz daha dünya temizlendi, hava temizlendi. Evet. Bu temizlikle beraber dünya yenilendi sanki. Mevsimler sanki yenileniyor. Belki bu da ona bir hani musibettir ama belki bu musibet inşallah her sıkıntıdan sonra bir kolaylık vardır. Belki hayra alamet olur diye. Biraz daha kendine bakmak. Şöyle bir geçmişe dönüp, ya ben geçmişte nasıl yaşıyordum? Sonuçta biz insan olarak Allah-u Teala bizi yaratmış.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ diyor Yüce Rabbimiz. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Fakat insanoğlu bu en güzel şekilde yaratılma şeyini biraz daha sanki işte israfa da gitti. Çünkü israf sadece malda değil. Yani israf etmek sadece malda mülkte de. Değil yani israf, ömürde israf var, zamanda israf var, dünyaya israf var. Mesela Cenab-ı Hak belki İleda'nı yine anlatacağız. Şimdi mesela diyor ki ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ diyor ki yeryüzünde karada ve denizde diyor fesat çoğaldı. Fesat ne? Yani dünyanın düzeni bozuldu. Dünyanın düzeninin bozulmasının tek sebebi insanoğlunun kendi eliyle yapmış olduğu işlerden kaynaklanıyor. Beşerin bulaşık eli. Tabii. Kainatın düzenini bozuyor. Dünyanın düzenini bozuyor. İşte bu ozon tabakası, işte dünyanın bu şeyi niye? İşte nükleer fabrikalardır, işte diğer fabrikalar. Yani bir nevi Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu şu güzel dünyayı insanoğlu kendi eliyle düzeni bozmuş oldu. Bu da israf var sonuçta. Bu da bir israf. Dolayısıyla ömürde israf, zaman her işinde bir israf var. İşte belki de bu manada biraz insan oturur, düşünür. Bu korona vesilesiyle biraz daha dediniz ya virüs, evet. Korona birçok şeyi temizledi, evet. Koronanın faydaları da var. Evet. Onunla ilgili sosyal medyada birçok izleyicimiz mutlaka vardı ama evet. Bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Diyor ki koronanın faydaları var mı? Var diyor. Evet. Şunlar diyor, bir, Suriye'de savaş bitti. Evet. İki, İsrail Filistin'i saldırmıyor. Evet. Üç, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve medeni Avrupa çöktü. Evet. Dört, ABD çaresiz. Çinliler artık kedi, köpek, yarasa, böcek yemiyor. 5. Lüks tatiller bitti. 6. Evet. Alışveriş çılgınlığı bitti. 7. Evet. Sokaklarda içki içenler bitti. 8. Fuhuş bitti. 9. Kumarhaneler, pavyonlar, meyhaneler evet. Kapandı. 10. At yarışı, bahis vesaire gibi. Evet. Efendim, yarışlar evet. Bitti. 11. Temizlik ve hijyeni öğrendik. 12 aile içi iletişimi düzene soktuk. 13 aile bütçesini düzene soktuk. Aynen. 14 sağlıklı beslenmeyi ve düzenli uyku uyumayı öğrendik. Aynen. Bu biraz tartışılır. Evet. Her zamanın diyor her insanın ölümlü olduğu, zenginin de fakirin de Allah'ın katında eşit olduğunu bilmeyenlere bu korona öğretti. Evet. 16 insanlığı maneviyata döndürdü. Evet. Eğer hakikaten döndürdüyse musibet değildir, belki rahmettir. Belki rahmettir. Hatta şu anda mesela şeyde Avrupa'da işte Kanada'da ezanlar şu anda operada okuyor. Mesela ben 92 tabii İspanya'da ezanlar okuyor. 92'de ben Almanya'ya gitmiştim evet. Öğrenciyken Mısır'da. Evet, işte evet. Daha birkaç sene önce ben Bulgaristan'a gittim. Ben orada imamlık yaptım. Mesela ezanlar caminin içinde okunur. Yani evet. Ses hatta dışarıya gitmez. Dışarıya hatta dışarıya mesela çok nadir ülkelerde mesela Bulgaristan mesela Sofya'da. Hı-hı. Sofya'da bir camide, o da merkez camide ve diğer ülkelerin de bir camide sadece 50 metreye mesafeye ses desibel gidecek kadar ayarlanmış. Desibel ayarlanmış. Ama şu anda 5 vakit ezanı Avrupa meydanlarında okunuyor. Evet. Evet. Son iki madde. Evet. İnsanlığı maneviyata döndürdü. En önemlisi bu. 17. Her türlü israfın önlenmesini sağladı. İşte açık mutfak, kahvaltılar vesaire evet. İsraflar gitti. Şimdi soruyorum diyor. Bu kadar olumlu şeyi 1-2 ay içerisinde 1-2 miligram evet. Allah'ın askeri yerine getirmiş ise korona faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bunu hangi siyasi güç veya hangi yönetim başarabilirdi? Yüce Allah'ım sen her şeye evet. Kadirsin diyor izleyicimiz. Evet. Evet. Yani aynı şekilde biraz önce dediğim gibi işte Cenab-ı Hak bir format attı bu dünyaya. Ha belki tamam tabii ki şey yönleri var. Yani ölümler var. Bunlar tabii ki insan istemiyor bunların olması. Buradan da vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Müslüman olanlar tabii. Müslüman değilse de hidayet eylesin inşallah. Bunlar tabii bir nevi işte şu olması gereken, insanların aklını başına alması gereken durumlardır. Ama işte geride kalan yaşayanlar da işte bu ölümlere bakarak şeye kapılmamalı. Sonuçta ecel aslında Allah'ın yanında yazılmış. Yani, ecel birdir, tagayyür etmez. Yani, la yes'ehune sa'atan ve la yes'ehdimun.
Bir saat ne ileri, bir saat ne geri. Bir yani, nefes. Yani şimdi diyor ya işte koronavirüsten öldü. Yok, eğer enjeri tam olmamışsa ölmeyecekti zaten. Evet. Yani bu bir sebeptir. Yani illa ki işte trafik kazasında vefat ediyor. Bu bir sebep. Ya da işte başka bir Azrail Aleyhisselam'ı eceli kimse hatırlamıyor. Aynen. Sebeplere bakıyoruz. Bunlar sebeptir ama tabii ki bu da işte biraz daha şöyle dönüp kendimize, yaşantımıza ve Rabbimize karşı, yaratıcıya karşı nasıl bir emek sarf ediyoruz ona dikkat etmemiz lazım. Hı hı. Hakikaten biz Müslüman olarak da biraz rahavete kapıldık. Yani şöyle Kur'an-ı Kerim'imizi okuyup da hı hı. şöyle acaba kaç kelimesini anlayabilme gayreti içerisine giriyoruz. İşte onun için bu biraz da kendimize bir şey yapalım. Bu bir imtihandır. Evet. Diyor ya Cenab-ı Hak وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ لَا اَمْوَالِ وَالْاَمْسِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ. İşte bazen sıkıntılar, bazen ölümler, bazen en sevdiklerinizle, bazen başarılarınızla sizi imtihan eder diyor Yüce hı hı. Rabbimiz. Bazen hastalıkla imtihan eder. Eyüp Aleyhisselam mesela bizim evet. için bir örnek yani ne kadar sıkıntı çekmiş ama buna rağmen Rabbine hiçbir evet. zaman şikayet etmemiş, hep şükür etmiş eyvallah. Rabbine. Evet hocam, Sinan hocam ve ekibi grup Servan bizi bekliyor değil mi? Hocamın konuşmasına ne zaman virgül atacağız diye merak ediyordunuz zaten değil mi? Bana bakıyor. Yok gene siz aynı camiadansınız. Evet. Hocalarım yani Allah razı olsun sesleri çıkmıyor. Bazen gruplar böyle biz evet. konuşmaya sohbete evet. dalıyoruz arkadan ses geliyor. Ağayı bizi unuttular ha bence. Unutmadık sizi. Efendim tekrar şeref verdiniz. Bu sıkıntılı zamanda bize destek verdiniz. Efendim sizleri zevkle dinleyeceğiz. Buyurun. Başlamadan önce başta bizleri izlemekte olan Kanada'da Halil Hacı'ya kardeşime saygılar, sevgiler, selamları gönderiyorum. Aleykümselam. Hatay'da bizi izleyen Ali Ceylan öğretmen kardeşimiz. İmam Hatip yıllarında beraber okumuştuk. Ona da saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum. Ve İstanbul'dan bizi izleyen Ömer Karakuş ve Necmi Gündüz kardeşime selamlarımı iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. İnşallah bizleri şu anda televizyonda izleyen Fırat ailesine, değerli abi Mahmut Enes Fırat abime ve Hatice Fırat anneme buradan saygılar, sevgiler ve tüm Bapa ailesine saygı ve selamlar diliyorum. Recep Çağlar abime de. Korona bittiği gibi aynen davetiyiz. Zaten buradan programdan önce kendimin evlerindeydim. Bir saat bekliler. Buradaki bütün kadroyla onlara davetliyiz inşallah. İnşallah. Elhamdülillahi munşir halkı min alemi thumma salatu ala muqdari fil bidani ya Rabbi bil Mustafa بلغ مصيبنا واغفر لنا غلبا يا راسع الكلام واغفر إلهي لكل المسلمين أمينا يكنو في المسجد أقصى بالحرام الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أهل البلاد أهل مقتحبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أهل البلاد أهل ملتحبي حاشاه أن يحرج الراجب كريمه أو يرجع الجنوب أقصر بالحرام حول يصلي وسلم دائما أبدا على الحبيب كفى للخلق كل ذي
apar yoksa bana rahmeyle Allah'ım. Ay, ay, ay. Muhammed Mustafa için, Ali el Murtaza için, ay, ay, ay. Muhammed Mustafa için, Ali el Murtaza için, ay, ay, ay. Seyyid Veysel Karan için, bana rahmeyle Allah'ım, ay, ay, ay. Seyyid Veysel Karan için, bana rahmeyle Allah'ım. Ya Allah'ım, ay, ay, ay. Yatarken de musallada bana rahmeyle Allah'ım, ay, ay. Ey Yunus Şefa Görsem Allah ya Allah ya Medine'de.
Ya Habib Allah, ya Nebi Allah, diye diye ya Muhammed. Ben ederiz. Tam Emin Hocam saat 2'de başladık ki 15'te. Nefeslendiler. Allah razı olsun. Isındınız değil mi? Biz tam donmuştuk yani. Mahmut. Allah razı olsun. Yani bizi ısıttı Mahmut. Allah razı olsun. Evet. Hocam kanaat insan evet. Kanaat evet. Alışırsa sayının kainata bakışı değişecek. Hayatı değişecek. Evet. Her şey değişecek. Evet. Ama o el kanaat kendin la yefnayı biz unuttuk bir tarafa aynen. Bıraktık. Evet. Aldı dünya bizi götürdü. Aynen. Allah düğmeye bastı. Bir miligram dünya cundullah dünyayı hizaya getirdi. Evet. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmuyor. Olmamalı da. Evet. Ne yapmalı? Nasıl bir yol çizmeliyiz hayatımıza? Evet. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Hani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ya la kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz. Bu dünya geniş. Evet. Bu dünya hepinize yeter. Yiyin, evet. İçin ama israf etmeyin. Evet. Şu anda hakikaten Müslüman ülkelerin israf ettiklerini eğer israf etmemiş olsalardı bunun da evet. Afrika ülkelerindeki insanlar aç kalmazdı. Hep günde 22 bin çocuk ölüyor hocam. Aynen. Yani en azı hadi biz Avrupa'ya geçtik. Yani onlardan bir de gelmez. Şimdi diyorlar ya koronanın çaresi evet. Yok. Şu aynen. Anda aşının çaresi var. 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 Her yani diyorlar bizim koronanın elimizde. Efendim aşısı bulunamadı. Evet. Efendim pandemi şöyle böyle 50 aynen. Tane. Evet aşının aynen. Çaresi var. Evet. İşte çaresini söylediniz. Evet. Sadece israfı. İsrafı önlesek şu zaten serpme, yetiyor. Serpme kahvaltıyı kaldırın. Aynen. Biz aynen. De öyleyiz hocam. Aynen ya. Yani İslam aynen. Dünya ülkeleri evet aynen. Tamam amenna evet. Biz de aynı. Aynen. Otellerde yapılan israfın haddi var tabii, hesabı yok. Biz de İslam ülkesiyiz sonuçta biz de içindeyiz. Evet. Topyekun maalesef böyle ben birkaç defa şahit oldum gerçi. Evet. Bu geçen senelerdeki Ramazan iftarlarında. Evet. Hakikaten şöyle bir baktım yani Müslümanların hali buysa yani bu aslında belki korona bize daha az gelecek. Çünkü baktım yani bunların yemiş olduğu bu mekanda yenen yemekle belki daha 100 aile bununla doyardı ya. Evet. Yani böyle mi olmalıydı Müslüman böyle mi? Hani ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurmuyor mu? Yeğinizi için israf etmeyiz. Hani nerede kaldı ayet-i kerimeye uymak? Öyle değil mi Cenab-ı Hak? Ya ellezine amen ati'u'llahu ve ati'u'r-resule ve ul emri minkum. Ey iman edenler Allah'a Resul'e itaat edin. Size ul emri itaat edin. İtaat olsaydı zaten Kur'an'a da itaat olurdu. Öyle diyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. İn kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhbikumullah. Siz eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun. O zaman ne olur? Ve yagfir lekum zunubekum. O zaman ne yapar Cenab-ı Hak? Sizin günahlarını da bağışlamış olur. Dolayısıyla ona uymak peygamberin bütün hal ve hareketlerine, bütün sözlerine uymaktır. Sadece evet. İşte namaz kılmak ya da sadece işte böyle Allah Resulü dedi ki şöyle mesela bu değil. Hepsi. Yani peygamberin yaşantısı bizim için bir örnektir yani. Evet. Onun gibi yaşamak hani onun gibi yaşamayız. O mümkün değil ama evet. O hani karınca demişse sen bayağıyla sen Kabe'ye varamazsın. O yolda ölürüm demiş. En azından bir gayretimiz olur. Ama maalesef şu anda dünya Müslümanlarında o gayret de görünmüyor. İşte belki bu pandemi sebebiyle inşallah akılları başlarına gelir Müslümanların. Belki bir birlik olur, bir dayanışma olur. Bu birlik ve dayanışmayla bütün dünyadaki şu anda mazlum ve mağdur olan insanlara
belki bir şekilde yardımları dokunur. Hani biz bir tarafta işte gücümüz yettiği kadarıyla bütün ülkelere bu pandemi sebebiyle yardım ediyoruz. Evet. Ama bir bakıyoruz ki birileri öbür taraftan bizim düşmanlarımıza yardım etmeye başladı. Evet. Yani işte Müslüman da ferseti olması lazım. Evet. Her şeyimizi, hani belki bu yardımla da bir nevi onların da konuşması gereken bir şeyi de bir yerde de onların konuşmasına kesmiş oluyor. Evet. Çünkü artık kendileri savunamayacak durumda da olacaklar evet. bu şekilde. Onun için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de az önce dedi ya işte israf etmeyi. Ama bu israf sadece yemekte değil, aynı zamanda bedende de israf olmaması lazım. Nasıl hocam? Son zamanlarda sizin sosyal medyada gördüğünüz, diğer medyaları gördüğünüz. Yani Müslümanlar olarak biz bir ateist kadar, ateist mesela ateist olduğunu söyleyebiliyor. Ama bir Müslüman, hakikaten ben Müslümanım, haykıra haykıra Müslümanım diyemiyor. Ya da işte birilerinin acaba zoruna mı gidiyor, birileri kızar mı diye Allah'ın ayetlerini gerçeği manada birçok ayet kelimeyi söyleyemeyecek duruma girdik ya. Adam çıkıyor, utanmadan mesela, her şeyini söylüyor adam. Evet. Beden benim diyor, ben her şeyimi yaparım diyor. Yakın tarihte... Ya beden senin değil, beden bu eser. Evet. Allah bu bedeni sana emanet vermiş. Evet. Sen bu beden üzerinde bir operasyon yapamazsın. Mesela en basit Diyanet İşleri Başkanımız, Allah Yok, razı olsun kendisinden, ayet-i kerimeleri okudu. Evet. Yani ayet-i kerimeler üzerinden bu konuyu anlattı hutbede ama bir baktı ki ne oldu ya, dünle, Türkiye çalkalandı. Niye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Ve başkan da kendisinden kaynaklı bir şey söylemiyor ki. Allah'ın ayetlerini söylüyor. Sen bu şekilde ne yapmış oluyorsun? Allah'ın ayetine karşı gelmiyorsun. Yani Diyanet İşleri Başkanı'na karşı gelmiyorsunuz. Ayete karşı geliyor. Allah'a karşı geliyorsun, Müslümanlara karşı geliyorsun. Aynen. Evet. Ama yani şöyle çok az sayıda bir ses dışında genel olarak bir toplum olarak bir destek çok fazla yok. Niye? Niye yok biliyor musun? Müslümanlar anlayamıyor. Yani Müslümanlar olarak biz neyi anlamıyoruz biliyor musun? Yani Kur'an'ı anlamıyoruz aslında. Yani bu konu acaba Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade edilmiş? Yüce Rabbimiz bunu nasıl anlatmış? Ya da geçmiş ümmetler helak olma sebepleri nelerdir? Yani, neden dolayı helak olmuş? Yani o dönemde mesela tabii rivayetler muhtelif. Evet. On binlerce, yüz binlerce insan teheccüde gece namazına kalkıyor. Evet. Bu fiili yapan, işte bu LGBT'lerin evet. yapmış olduğu fiili evet. yapan evet. kişi sayısı 30 küsür. Evet. Bunlar ona engel olmadıkları için Allah evet. helaki toplu gönderiyor. Aynen, aynen. Yaş kuru berber yanar evet. derler ya. Yani şimdi bir bakıyorsunuz ki yani bu sosyal, hatta ben bunu da çok yadırgıyorum. Yani sosyal medyada veya medyamızda niye bunlar sorular? Ben yani sen biliyorsun biz gençken, lisedeyken, evet, evet, üniversitede. Evet. Ya biz böyle bir şey hiç duymamıştık. Bunlar neyin nesi? Nedir bunlar? Anlamayacak. Bu nedense bu evet. son zamanlarda evet. Bazı medya tarafından belki bunlar da onları dizayn ediyor. Bu şekilde maalesef ayyuka çıkıyor. Utanmadan, sıkılmadan böyle adam çıkıyor. Her şeyi söylüyor. Evet. Ama biz Müslüman olarak yani mesela diyelim ki Allah Teala tesettürle ilgili, şununla ilgili ayet-i kerimeleri açık açık söyleyemeyecek duruma geldik ya. Evet. Yani niye böyle? Yani işte Müslümanlar onlar kadar cesareti olmadan müddetçe maalesef onlar söze geçerli evet. oluyor işte. Onlar Hazreti Ali'nin meşhur lafı var değil mi? Evet. Yani eğer inananlar, evet. namuslar bunlar kadar iyi harfiyle başlıyor. Evet, evet. LGBT diye gidiyor. Evet. Cesur olmazsak Aynen. insanların bela ve musibetler Aynen. devam edecek. Aynen. Ama biz durduğumuz evet. yeri söylememiz lazım hocam. Söylememiz lazım. Ben evet. zaman zaman söylüyorum. Ben bu kanatta bazen değilim yani. Arkadaşlar işte ya hocam bu tür şeyle söylenmez. Ya ben zaten kimseyle bir şahsıyla bir alışverişim yok. Evet. Ben kimseyle ilgilenmiyorum. Evet. Ama sonunda biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de bir yaşantı var. Ve herkesin yaşantısına saygılıyız. Ya kusura bakmasın ama yani. Herkesin saygılıyız. Çocuğu var. Herkesin torunu olacak. Aynen. Aynen. Yani bu sıkıntı yarın kapımızda olacak. Biz herkesin saygımız var ama evet. onlar da bir zahmet Müslümanlara saygılı olsunlar. Mesela bununla ilgili bir zamanlar şeyde İstanbul'da bir yürüyüş yaptılar. Evet. İşte birisi ben adam bunu hutbelerde söylüyordum. Bazen evet. cemaat diyorum ki aziz cemaat yani ben söylüyorum belki beni yadırgayacaksın. Yani bu laf burada söylenmez kürsüden ama söylemek zorundayım. Bunu anlamanız lazım, bilmeniz lazım. Evet. Yani belki de televizyonda çok fazla insanımız belki bunları izlemiyor, haberleri izlemiyor. Bunlar bilmiyor. Adam asıyor şeyi, pankartı. Ben buradan söyleyemiyorum. Evet. Şahsen şu anda kanalda evet, söyleyemem evet, de. Evet.
Ama birileri arkasında mesela o dönem hatta milletvekili hı hı. arkadan işte baban seninle gurur diyor o hı. pankartı açan gence. Yani utanmadan, sıkılmadan bizim ülkemizde bizi yöneten insanlar bu insanlara baban seninle gurur diyor diyecek kadar zıvanadan çıkmış insanlar maalesef. Evet. Onun için Müslüman olarak hadi biz onları bir tarafa bırakalım. Dinimize sahip çıkarsak aslında bundan hiçbirisi olmaz. Evet. Yani dinimize sahip çıkarsak gençlerimizi bu manada yetiştirirsek, dini manada yetiştirirsek onlara o gereken bilgiyi verirsek aslında bunlar da olmaz. Çünkü gençlik şu anda biraz kayma oluyor. Niye? Mesela geçen İstanbul'da da bir billboardlarda bir evet. şey yapmışlar. Çocuklarla ilgili. Hatta bu ahlaksızlığı çocukları mal etmişler. Tabii kent konseyi. Gördün değil mi evet, onu? Evet, evet, evet. Yani buna birileri dur demesi lazım. Yani mesela örnek vereyim. Biz diyelim ki burada bir şey konuşurken hemen Rütük'ten çekiniyoruz. Acaba Rütük ne yapar? Ama Rütük bir zahmet bu. Şuna bir el atması gerekmiyor mu? Yani evet. bu insanların dinine, inancına yapmış ben senin inancına saygılıyım. Yapmış oldukları o eylemleri niçin televizyonlarda yayınlıyorlar? Niçin söyleniyor bunu? Peki Allah'ın evet. ayetini söylemek suç oluyorsa evet. onun yapmış olduğu eylem de suç kardeşim. Suç olması lazım. Bana saldırırken evet. Evet. bana saldırırken Müslüman olarak bana saldırırken evet. efendim işte şöyle böyle kılıfına uyduruyor. Evet. Öbür tarafta efendim özgürlük. Aynen. Yok öyle bir özgürlük. Aynen. Yani şimdi o bir burada ben bir ayet kerimeyi orada asarsam kıyamete koparılır. Ama onlar o şeyi asıyor hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Yani ben bunu çocuklara hatta bu son evet. zamanda bu korona olayını da şey yaptılar, alet evet. ettiler. Evet. Hayat evet sağır muhabbetin üzerine bir gökkuşağı yaptılar. Evet. Sonra millet uyandı, onların sembolleri. Hmm. Bu sefer dediler ki aman evet. çocuklarınıza şey yapmayın. Bakın yani. Beyinlere giriyorlar. Evet, aynen. Yani o ufacık çocukların evet. işte efendim 17 yaşında evlenen hmm. bir vatandaşın evet. efendim cezaevinde işte siz senelerce cezaevinde evet. Hizmet ettiniz. Evet. 17 yaşında bir işte 16 yaşında bir insanla evet. evlenmiş, rızasıyla evlenmiş. Yani nikah kıymış. Evet, nikah kıymış. Evet. O işte 15-20 yıl yerken oradaki küçük çocukları evet. birilerine peşkeş çeken belediyelerin evet. kent konseylerine evet. evet. cezai yaptırım yapılmıyor. Barolarımız çıkıp evet. kardeşim sen ne yapıyorsun demiyor. Evet. Ama baro bir bakıyorsun evet. dinle tam ters olan aynen. bir aynen. olaya bir bakıyorsunuz karşı çıkıp açıklamalarda evet. bulunuyorsunuz. Evet. İşte onun için diyorum ki mesela bu manada bu beden üzerinde bir israf yapmamamız lazım. Evet. Hani diyor ya işte Allah diyor bunu böyle yaratmış. Hayır Allah onu öyle yaratmamış. Allah onu dedi. İnne ce'alnakum neydi o ayet-i kerimede? Ve halaknakum yok. Biz sizi bir erkek ve bir kadına yarattık. İnne şu anda aklıma gitti. Evet. Yani mana olarak mealen biz sizi bir erkek ve bir dişine yarattık. Yani Allah-u Teala evet. insanları erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Evet. Dolayısıyla sen erkek yaratmışsa sen bu erkek olarak sen bedende başka bir yöne çekemezsin. İşte başka bir operasyon yapamazsın. Çünkü Allah seni öyle yaptı. Sen o zaman o operasyonu yaptığı zaman veya başka mecralarda bu bedeni kullandığı zaman israfa girmiş oluyorsun işte. İşte o israfa giren hani helak olan o kavimlerde de Allah diyor ki onlar israf ettiler, israfa gittiler. Allah onlar helak etti. Evet. Yoksa sadece yani işte iki ekmek aldım da işte bir ekmeğini yedim, öbür ekmeği de israf ettim, çöpe attım. Bu israf da değil. Ya da bir tabak yemek yedim, işte yarısını yedim, yarısını çöpe attım. Bu israf. Sadece bu değil ki. Bu bedenim de ben eğer Allah'ın benden istediği şekilde kullanmadığım takdirde bu bedende israf oluyor. Hatta mesela Allah-u Teala tamam bak adam inanmayabilir. Evet. Ama insanoğlunun vermiş olduğu şeyler neyse yani insanın yapısında oluşan o yaratık yaratılmış şey neyse onu o mecrada kullanman lazım. Evet. İşte o eski ümmetler işte mesela Lut kavminin ümmeti israfa gittiği için Allah-u Teala onları helak etti. İsrafa gittiği için niye? Çünkü Allah-u Teala onları helal kıldığı yolları kapatarak haram yola saptılar. Dolayısıyla Allah sen haram yola sapınca ne yapmış olursun? İsrafa girmiş olursun. Evet. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ben size her şeyi helal yani
helal olanlarda helal dairede verdiklerinden faydalanın diyor. Evet. Ama sen helal dairede verilenlerden faydalanmıyorsun, haram daireye giriyorsun. Ne yapmış oluyorsun? İsrafa girmiş oluyorsun. Evet. İsrafa girince de işte bunun cezası maalesef sadece onlara gitmiyor. Onlar sadece etkilenmiyor bu cezadan ya da bu sıkıntıdan. Diğer insanlar da etkileniyor. Bir zamanla işte 60 yıllarında Beyrut'ta mesela evet. Çok meşhur kumarhaneler varmış Beyrut'ta. Evet. Ve tüm dünya ülkeleri, Avrupalılar oraya gidip orada kumar oynuyorlarmış. Evet. Ve oradaki, orada bir iç savaş çıktı ve taş taş üstünde kalmadı. Sonra ne oldu burada? İşte oradaki Müslümanlar ses çıkarmadılar. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ve cehennakum şubam ve kalbim. Cüneyt Gülçü hocam demiş, Allah evet. Evet. İnne cehennakum min zekerin ve unsa. Sizi bir kadın ve bir erkekten yarattım evet. diyor. Dolayısıyla biz de burada israf etmememiz lazım. Mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Mesela Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقًا. Yani yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerinde olsun. Allah-u Teala herkesin rızkını verir. Ama maalesef öyle bir hale geldi ki şu anda Müslümanlar olarak da bize verilen rızka itiraz etme noktasına geliyoruz. İtiraz etme noktasına geliyoruz. Evet. Niye itiraz ediyoruz? Çünkü Allah'ın vermiş olduğu rızka rıza göstermiyoruz. Evet. Hemen şikayet ediyoruz. Halbuki şöyle bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığım zaman günlerce aç kalmışlar. Bazen şöyle bir algı oluşabiliyor aslında. İşte Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz sahabeler fakirlerdi de ondan dolayı yememişlerdi. Ya fakir olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramında 100 deve sadece Allah Resulü keser miydi? Fakir şu anda hangi zengin bir kurban bayramında 100 deve kesebilir? Ya da 100 dana kesebilir? Kim kesiyor 100 dana? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramında 100 deve kesmiş. 60 tanesini kesin kendi eliyle kesmiş. 40 tanesini de sahabeler onun adına kesmiş. 100 deve fakir miydi? Fakir ona keser miydi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Olanları dağıtıyordu, tasadduk ediyordu. İşte bununla burada, da örnek oluyordu. Bu örnek oluyordu. İşte ne oldu burada? Bak israf etmemiş oldu. Eğer sadece o yemiş olsaydı, fakire bakmamış olsaydı, israf yapmış olacaktı. Mesela o dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Sa'labe diye bir sahabe var. Evet. Sa'labe geliyor, ya Resulallah benim için diyor Allah'a dua et. Allah beni zengin etsin, bana mal mülk versin. Allah Resulü hoşlanmıyor bu sözünden. Şükret diyor haline diyor. Gidiyor bir süre sonra yine geliyor. Ya Resulallah ya bana dua ediyor, ben zengin olayım diyor. Hı hı. Allah Resulü yine yüz vermiyor. Üçüncü defa yine geliyor. Üçüncü defa Allah Resulü diyor ki ya Rabbi Sa'labe zenginlik istiyor, sen de ona ver diyor. Ve zengin oluyor. Sa'labe ki Peygamber Efendimiz'in mescidine çıkmayan, evet. beş vakit Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılan bir sahabe, Allah Teala mal verince önce vakit namazlarını seyrekleştiriyor. Yavaş yavaş bırakıyor. Sonra cuma namazlarını derken cumayı da terk ediyor. Cami de terk ediyor. Ondan sonra ayet-i kerime iniyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki mealen onlara mealen şöyle buyuruyor. Diyor ki onlardan yani tabi bu hani şimdi var mesela bazı insanlar işte Allah ben zengin ederse ben fakir fukara bakarım. Evet. Hayır. Acaba bakabilecek misin yani? Sa'labe de öyle demişti. Bu ağır bir insan. Sa'labe de öyle. Ne diyor Sa'labe? Allah-u Teala Sa'labe hakkında. Bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil olmuş. Onlardan diyor münafıklardan yani. Çünkü bu bir münafık alameti evet. yani. Verdiğin sözü yerine getirmiyorsun. Eğer diyor Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diyor. Yani fakir fukara bakacağız. Evet. Salih insanlar da olacağız diyor. Allah bizi zengin ederse diyor. Diye Allah'a söz ver diyor. Böyle evet. söz veriyorlar. Fakat Allah onlara lütfundan, zenginliklerinden verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Şimdi sahabeler gidiyor. Sahabenin yanına diyor ki ey sahabe diyor. Zekat ver. Zekat ver. Ya siz diyor haraç mı benden alıyorsunuz diyor ya. Haraç mı istiyorsunuz diyor. Ben kazanıyorum ya. Şunu biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tabii pişman oluyor. Bu aradan pişman oluyor. Gidiyor Hazreti Bekir'e ya Bekir ben zekatımı sana vereyim.
Allah Resulü seni almadıysa ben de almam diyor. O seni almadı, ben de o zekatı almam. Evet. Hazreti Ömer'e gidiyor, Hazreti Ömer diyor ki Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir almadı, ben de seni almam diyor o zekat diyor. Çünkü sen kaybettin diyor. Evet. Ya, evet. Şimdi muhteris olan, yani hırslı olan insan, evet, dünyada şu üç bariz vasıfla vasıflandırılır. Birincisi topladıklarına doyamamak. Doyamıyor insan. Evet. Hani ayet-i kerimede var ya Yüce Rabbim, işte biz insanoğluna bir vadi dolusu altın versek iki vadi ister. Ya Allah sana vermiş. Ama gözü doymadığı için doyamıyor. Hı-hı. Niye? Çünkü iman kalbe yerleşmediği müddetçe, evet, insanoğlu dünyadan doymaz. Evet. Onun için önce iman yerleşmesi lazım. Hazreti Osman gibi, öyle bir Hazreti Osman gibi mesela Şam'a kervanı gidiyor, ticaret yapıyor. Gelince kervanı hemen o mesela holding çok zengin. Diğer ufak tüccarlar geliyor, ondan mal alacak ve satacak. Ya Osman diyor, bize kervanın gelmiş, malını bize sat. Vereyim diyor, satayım. Bana ne kadar kâr verirsin? Sana 1'e 2 verir diyor. Ya daha çok veren var diyor. 1'e 3 verir. Daha çok veren var. 1'e 4 daha çok veren var. 1'e 5 daha çok veren var deyince, şimdi tüccarlar birbirine bakıyor. Acaba bizim içimizde birisi isponcu olmadı. Acaba gitti gizli gizli anlaştı mı? Anlaşma mı yaptı? Ya Ömer, ya Osman diyor. Yani bizden başka Medine'de tüccar yok ki. Evet. Yani, yani bu, seninle bu, fiyatı kim veriyor? Yani 1'e 10'u veren kim? Evet. Bize bunu açıkla. Evet. Evet diyor. Bana 1'e 10 veren Allah'tır diyor. O kadar. Ve ben bütün bu malı hepsini tasadduk ettim. İşte böyle iman bu. Tasadduk ediyor hepsini. Evet. İman bu. İşte ne oluyor? Bu Allah'ın vermiş olduğu şeye hırslı davranmıyor. Evet. Ve o ya imanın o doyumunu almış ya. Vermiş olduğu o nimeti, evet, Allah yolunda harcayarak aslında imtihanını vermiş oluyor. İmtihanı vermiş oluyor ve onunla zaten mutlu oluyor. Evet. Hem dünyada hem de kaçtığında ahirette bunu şeyini. Biz demek ki mefhum muhalifiyle, evet, vermediğimiz için mutlu da olamıyoruz. Mutlu da hayrını da olamıyoruz zaten. Mutlu olan var mı şu anda? Yok. Zengin olup, şimdi alıyorsun diyor, adam, işte dört odalı bir oda, bir ev. Evet. Ha bu olmaz diyor, bana yetmez. Beş odalı olsun. Alıyorsun, o bu olmaz. Rezidans olsun. Bu olmaz. Şöyle olsun. Bir villa olsun. Yani insan doymaz ki zaten. Doymuyor. Niye? Çünkü önce bir kalbine o iman halavetini, o iman güzelliğini iyileştirdin mi mesele bitiyor orada zaten. Ama o olmayınca, zayıflayınca orası, evet, maalesef olmuyor. İkinci neyi? Umduklarına nail olamamak. Olamıyor. Çünkü niye? Yani şimdi Allah verdikçe, evet, daha çok istiyor. Çünkü evet, sen yani mesela diyorum ki adam lüks bir dairede oturuyor. Hı. Ama bununla mutlu olamıyor ki. Keşke bir villam da olsa diyor. Evet. Ona nail olmaya çalışıyor bu sefer. Onunla uğraşıyor. Dağ evi olsun. Tabii onunla uğraşıyor. Yani mesela hizmetçiler olsun, evet, şuna buna, evet, olsun. Ondan sonra her türlü gönül, irfan ve maneviyattan mahrum kalıyor bu adam. Mesela ben çok basit bir şey söyleyeyim. Ben mahsur yoksa mahsur, ha tamam. Bununla araya gideceğiz. Tamam, mahsur yoksa bir şey söyleyeyim. Ben aşağıda imamlık yapıyordum. 10 sene imamlık yaptım. Evet. Vaazlıktan önce. Camiye klima alacağız. Camimizde klima yok. Dedik ne yapalım? İşte o zaman köylü fakir. Dedik ki dolaşalım esnaftan para toplayalım. Para da benim prensibim. Hiçbir, evet, zaman böyle gidin de işte ya Said Bey, camiye klima alacağız, bize biraz yardım yapar mısın? Ben böyle yardım toplamam. Evet. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bizim müftülüğe vermiş olduğu yetkiyle, hı, makbuz aldım. Yani resmi makbuz. Tamam. O makbuza da biz o parayı da direkt sen önce banka yatırıyorsun. Önce onu görmesi lazım. Diyanet, evet, ondan sonra onu çekebiliyorsun. Hemen, evet, kullanamıyorsun. Evet. Makbuz da topluyorum. Rabbim şahittir. Ben tek de gitmiyorum. Yanımda 3 tane cemaatim var. Hepsi yaşlı. Hepsi böyle sakallı. Hepsi mütedeyyin insanlar. Beraber gittik. Fabrikatörün yanına gittik. Adam kapının önünde 2-3 tane lüks araba var. Fabrika sahibi. Hı hı. Kendimi önce tanıttım. Cemaatimi tanıttım. Biz camiye şöyle bir klima alacağız. Evet. Yardım topluyor. Camici. Allah'ın evi bu. Hı hı. Çünkü Allah'ın evini Allah'a iman edenler imar eder diyor, evet, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Evet. İnnemâ yâmur mesecidele menâmene bilâhu elim lâhî diyor. Evet. Allah'a ve ahirete güne iman edenler diyor. Allah'ın meşrine imar ederler diyor. İmar ederler, evet. Bana ne deseyi biliyor musun? Allah versin diyor. Allah versin. Yani sanki ben gitmiş mi kapısına, ben dinleniyorum. Adam bana diyor Allah versin. İşte Müslüman'ın profili bu. Profil bu olunca, yani bu pandemi belki
inşallah aklımızı başımıza gelir de i̇nşallah. Getirir de inşallah hem Müslümanlara hem Allah'ın mescitlerine belki bu manada biraz daha el atarız, biraz daha i̇nşallah. Bakarız. İnşallah gitmediğimiz camilere bununla bir ibret almayı i̇nşallah. Nasip ederiz amin. İnşallah. Allah razı olsun. Hocam çok tatlı bir sohbetti. Tam eyvallah. Sizinle 25 dakika, yarım saat hocalarımız da yine bir o kadar da bize ilahi ve Kur'an okudular. Tam kısa bir ara. Kısa aradan sonra Mehmet Emin Akbaş, Şanlıurfa Merkez Vaizimiz ile beraber Grup Servan yine bizlerle beraber olacak. Bizler de bir şey atıştıracağız. Sizler de bir şeyler atıştırın. Eğer atıştırmışsanız Kanal Urfa'nın o güzel yapımları evlerinize konuk olacak efendim. İyi seyirler. Başka. Sahur sofralarının eşsiz lezzeti İçim Labne, Ramazan ayına özel indirimli fiyatıyla Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros'un katkılarıyla Sahur Vakti programı devam ediyor. Mikrofon kapalı mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'l-lezî lâ الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة Evet kıymetli kanal izleyicileri, bu akşam Eyüp Ensar Kılıç kardeşimizden iki defa Kur'an-ı Kerim dinledik. Aslında gelenek de bir defa var ama onun tatlı sesini sizlerin isteği üzerine bir kez daha sizlerle buluşturduk. Allah razı olsun kendisinden. Bu akşam Ramazan ayı ve tükenmeyen hazine, tükenmeyen zenginlik, kanaati konuşuyoruz. Şanlıurfa İl Müftülüğü Merkez Vaizimiz Mehmet Emin Akbaş hocamızla ve yine Grup Servan'ın tatlı sesi bizlere eşlik edecek. Artık yavaş yavaş yarım saat bir zamanımız kaldı değil mi sevgili Mahmut? Evet. 20 dakika. Kızmayın abi niye kızsınız? Hocam mesajı aldık. Evet. Onu paylaşıyoruz. Evet. Emin hocam. Kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz hakikaten kanaati unutmuşuz. Evet. İktisadı unutmuşuz. Ben kendi nefsimden söyleyeyim. Evet. Bir nehir kıyısında bile olursanız evet. İşte israf etmeyin diyen bir dinin mensubuyuz. Aynen. Ben Allah beni affetsin. Bilmiyorum. Bugün bir sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. O fotoğraf şu. Afrika'daki çocuklar sıraya girmişler. Evet. Sıra buradan ta bizim Kanal Urfa'nın öndeki yola kadar gitmiş. Acaba ne sırası bu? Bir bardak su. Yani öyle şu anda bizim bu içtiğimiz, şimdi gerçekten takdir etmek lazım. Yani. Büyükşehir Belediye'mizin Şuski'nin suyu hakikaten aynen. Yani çok kaliteli. Evet. O su nasıl bir su? Verilen suyu içmek için bir bardak suyu içmek için insanlar yüzlerce çocuk sıraya girmiş ya bir bardak su içmek için. Şimdi biz suyun kıymetini biliyor muyuz acaba? Nimetlerin kıymetini biliyor muyuz? Evet. Bu bela ve musibetler elbette ki aynen. Boşuna gelmedi. Aynen. Bunun çözümü, bunun halli nasıl olacak? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi mesela Afrika'dan biz onlardan ders almazsak, onlara bakmazsak yani bizim de sonumuz çok onlardan farklı olmayacak. Biz şöyle anlatırım mesela Afrikalılar diyor ki Avrupalılar diyor bize geldi zaman Afrika'ya diyor ellerinde İncil vardı. Bizim de arazilerimiz vardı. Onlar buradan çıktığı zaman ellerinde İncil kaldı ve arazilerimiz gitti diyor. Evet. Dolayısıyla yerüstü zenginlikler. Aynen. Yoksa Afrika niye aşkasın? Afrika'nın toprakları her şey verimli topraklar ama maalesef işte yönetimler iyi olmayınca Avrupa'ya peşkeş çektiler. Bizi de yıllarca IMF'ye mahkum etmediler mi? Evet. Yıllarca insanlar IMF iki kuruş para veriyor ama o seni yönetiyor. Mesela şöyle diyelim bu da bizden kaynaklanıyor. Mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz ders almazsak evet. Bu başımıza gelen bu musibetlerden de sanmazsak aynı akıbet bizi de bulacak. Mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruyor. وَهَدَيْنَهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz diyor insanın önüne iki yol koyduk diyor. Evet. İki yol koyduk. Ya şükrederler ya da inkar ederler. Nankörlük yaparlar diyor. Şükrederlerse Allah zaten nimetini fazlalaştırır. Nimetini fazla hani diye leyin şekertum leziden lekum şükrederseniz rızkınızı artırırım diyor. Ya da nankörlük yaparlar diyor. Ama bu kadar nimetse karşılık Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede ve kalilun min ibadihi şekur. Ama Allah'ın kullarından çok azı diyor şükredendir diyor. Çok azı şükredendir. Allah da o kadar nimetler vermiş. Mesela iftar sofrasını açıyoruz. Belki envai çeşitli yemekler var. Ama bazen insan böyle şey oluyor. Ya iftarda ne var ki ya? Sofraya ne koymuştunuz ya? Evet. Hazreti Ömer
bir yere gidiyor valisi, o dönem oranın valisi hakimlere ekmekle bal getiriyor. Hakimlere ki Emre'l Mümin'in. Diyor ki, yani bu vali ülke diyor. Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı. Sadece hatta 15 ülkenin İslam aleminin 15 ülkenin evet. Emre'l Mümin'i. Ya ey vali diyor, senin tebaan bunu yer mi bu baldan diyor. Yiyor mu? Yiyebiliyor mu? Hayır evet. Efendim diyor, bunu ancak devlet başkanları ve zenginler yer diyor. Sen taban bunu yiyemiyorsa ben de yemiyorum diyor. Yani şöyle bir kendime bakıyorum. Ben bazen böyle şey yapıyorum da. Evet. Yani Firavun bizi görseydi acaba bize gıpta etmez miydi? Ya bunlar hakikaten bunlar benden daha çok zengin diyecekti yani. Evet. Belki o bıçak bu kadar yiyecek bulamamıştı. Onun için Şakık-ı Belhi İbrahim Elhem Hazretlerine şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki geçim sıkıntısında ne yaparsın? Yani bir geçim sıkıntısı oldu size. Yani bir maddi sıkıntı çektiniz. Hı hı. Ne yaparsınız diyor. İbrahim Adem Hazretleri şöyle cevap veriyor. Diyor ki şey yaparız. Şükrederiz. Yani bulunca şükrederiz. Evet. Bulmayınca da sabrederiz diyor. Bulunca yeriz şükrederiz. Bulmayınca sabrederiz. Şakı Beri çok ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki Horasan'ın köpekleri de böyle aynen. yapar. Öyle deyince tabii İbrahim Erdem biraz şaşırıyor. Nasıl olur bu ya? Peki siz de yaparsınız diyor. Evet. Biz diyor bulunca şükredip infak ederiz. Şükreder infak ederiz. Fakir fukarayı gözetiriz. Bulmayınca sabrederiz diyor. Şimdi hakikaten yani şöyle yemek yaptığım zaman acaba hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bir çorba yaparken diyor bir tas su fazla koy. Komşunu da gözet diyor. Hı hı. Şimdi öyle oluyor ki yani yanı başımıza komşumuz açken acaba aklımıza gelebiliyor mu? Yani nimete şükür bu değil mi? İsrafın önüne geçmek bu değil mi? Evet. Şimdi mesela öyle bir hal olmuş ki hocam eskiden zenginle fakir aynı mahallede buluşuyordu. Şimdi evet. öyle bir hal olmuş ki evet. Zenginler hepsi bir tarafta. Aynen. Fakirler bir tarafta. Aynen. Zenginlere gönderdiğiniz yemek bazen evet. kabul görmüyor. Evet. Sofraya inmeden çöpe gidiyor. Belki de. Belki de. Evet. Ha, şimdi ne yapmamız lazım? Yani hakikaten fakirleri gözetmemiz lazım. Evet. Onları tabiri caizse başı başına bırakmamak lazım. Aynen. Ölüme terk etmememiz lazım. Aynen. Yani bizim kendimize, ailemize evet. yapmış olduğumuz yemekten, yani belki onunla iki aile belki doyar ya. Allah Resulü hadisi bu yöndedir evet. yani. Bir kişi yemek, iki kişi, iki kişi, üç kişi, evet. üç kişinin dört kişi böyle. Yani bazen yemeklerimiz çöpe gidiyor ama yanlışlıkla bir fakire gözetmiyoruz. Bu da Müslüman ahlakından değildir. Evet. Müslüman ahlak böyle olmamalı. Yani ahlak nedir? Mesela Hazreti Peygamber'in ahlakından soruyorlar Hazreti Ayşe evet. validemize. Nasıl bir ahlak sahipse? Ahlak sadece evet. tamam yani. Düzgün konuşma değil ki her halimizde, her hareketimizde ahlak olmalı. Konuşmada, yürüyüşte, yemede, içmede. Davranışlarımızda, komşuyla ilişkilerimizde, arkadaşla ilişkilerimizde ve iş yerindeki ilişkilerimizde hepsi, her şeyde ahlaklı olmak lazım. Siz diyor Kur'an okumaz mısınız diyor. Peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Başka bir rivayet ediyor ki bu içinizde yürüyen canlı bir Kur'an'dı diyor. Dolayısıyla biz de Kur'an'ımızı, Kur'an'ı kendimize rehber etmeyince maalesef bu tür şeyler de sıkıntılar ve mahsus maalesef geliyor. Evet. Yüce Rabbimiz ne devam ediyor Reyat Gönül şöyle buyuruyor. Femen şe yani bu kadar nimet verdi Cenab-ı Hak. Ha, evet. O zaman ne olur? Femen şe efeliyumun. Dileyen iman eder. Bunu kabullenir. Ve Rabbine şükreder. Femen şe efeliyek. Dileyen de inkar eder. Yani bu iki yol var insanında. Dileyen iman eder. Dileyen inkar eder. Her şey serbest. Ama Allah-u Teala şöyle devam ediyor. Başka bir etkende. Ve men a'rada an zikri, kim benim Kur'an'dan yüz çevirirse, Kur'an'dan, benim kelamından, benim sözlerimden kim yüz çevirirse, fe inne lehu ma'işeten banka, ona ne var? Sıkıntılı bir hayat var. Şimdi bazen sıkıntılı bir hayat yaşayan oluyoruz, yaşıyoruz bazen. Evet. Ama bu sıkıntılı hayattan... Seste herhalde bir sıkıntı evet, var. Evet. Canlı yayının bunlar olur. Ya Mahmut olmasa hakikaten işimiz perişan.
Allah razı olsun. Şu anda tamam mıyız? Ses geliyor mu? Tamam. Bu sıkıntılı hayatı hayatımıza bakarak şöyle bir kendimizi irdelememiz lazım. Hani şöyle bir söz var. Hazreti Ömer'in sözü diyor ki: "Hasibu enfusakum qabla an tuhasar aleikum ve zinu amalikum qabla an tuzan aleikum." Yani sizin nefsiniz diyor kıyamet gününde aleyhinize hesaba çekilmeden siz dünyadayken nefsinizi hesaba çekin. Acaba kaç kişi ve biz muhasebe yapıyor muyuz? Ve amellerimizi dartıyor muyuz? Evet. Ben bugün ne yaptım Allah için? Ne yaptım bugün? Bugün yaptığım şu işlerde acaba Allah rızası var mıydı? Evet. Bazen oluyor ki vitrine oynuyoruz, biliyor musun? Ya insanlar benden razı olsun. Ya birileri beni görsün. Ama şöyle düşünmüyoruz. Ya benim bu yaptığım amelden Allah beni görsün. Rabbim beni görsün. Bu bana yeter. Ni'men Mevla ve ni'men Nasir. Bunu kendimize bir prensip edilsek aslında her şey hal olur. Evet. Fakat bazen böyle işte nefsimize aldanıp böyle evet. hatalar yapabiliyoruz maalesef. Evet, Allah Rabbim bizi affeylesin. Amin. Bizi yolunda yürüyen salih Hocam, kullardan eylesin inşallah. İnşallah Uğurup Servan sonunda bize bir dua için bir fırsat verir. İnşallah. Sizin duanızla veda ederiz. Efendim Sinan, Mehmet Ali, Mustafa ve Ahmet hocalarım. Uğurup Servan'ın o tatlı sesini dinleyeceğiz. Daha sonra inşallah son 1-2 dakikada kalsa Mehmet Emin Akbaş hocamızın duasıyla programımıza veda edeceğiz. Buyurun hocam. Uyanıkken gafletten salat ettim seher vakti vay ay ay. Uyanıkken gafletten salat ettim seher vakti vay ay ay. Bütün mecmu şafa nida ettim seher Şafa nida etsin seher vakti ay ay ay. Eder aşıkların davet nesiminden haber aldım ay ay ay. Eder aşıkların davet nesiminden haber aldım ay ay ay. Koyup başımı rahımda feda ettim seher vakti ay ay ay. Koyup başımı rahımda feda ettim seher vakti ay ay ay. Sabah aldanma dünyanın hapsına, Adem gibi girsen Hazar yaşına.
Hayran
ister. Baş eden eviler bile sen ver medet ister. Yüzlü melekler sana hayran diye sevdi. Yüzlü melekler sana hayran diye sevdi. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, oruçlarımızı kabul eyle. Şu anda evlerimizde okuduğumuz mukabeleleri, kıldığımız tarih namazları kabul eyle ya Rabbi. Ve şu anda ülkemizde ve bütün dünyada bulunan bu pandemi hastalığından tüm insanlığı muhafaza eyle ve onları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri hırs ve hasedin salih amelleri yakıp bitiren alevlerinden muhafaza eyleyip bitmez ve tükenmez bir hazine olan kanaat ile müzeyyen eyle bizleri. Amin. Ve bizleri kendi yoluna salih kullardan eyle. Amin. Bizleri, ailemize ve bütün müminlere hayırlı ve sağlıklı bir yaşam nasip eyle bizlere. Amin. Bizleri, çocuklarımızı, ailelerimizi ve bütün memleketimizi, vatanımızı kem gözlerden, vatanımıza göz diken hainlerden muhafaza eyle vatanımızı. Amin. Ve bizleri birlik ve beraberlik içerisinde bu hainlere karşı mücadele vermeyi nasip eyle. Amin. Ve bizleri en güzel şekilde dini yaşayan ve yaşatan kullardan ve salih insanlardan bizleri eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kenton kabartma tozuyla tüm ailenin iştahını kabartan Ayşe Hanım gururla sunar. Kenton pudingle evde yüzleri güldüren İpek Hanım gururla sunar. Kenton trileçe ile ev halkından tam puan almayı başaran Elif Hanım gururla sunar. Mutfakta en büyük yardımcınız Kenton ürünleriyle birbirinden pratik ve leziz tarifleri hazırlayın. Misafirlerinizi gururla sunun. Kenton ürünleri Ramazan ayına özel indirimli fiyatlarla Ayşeoğlu Devgros'ta. Devgros, sahur vakti programını sundu.